Merhaba dostlar, Don't Starve oyunlarının yapımcısı Clay, dün 2021 yılının yol haritasını açıkladı. Yani 2021 yılında bizleri nelerin bekleyeceğini tek tek söylediler. Resmi açıklama ya da açıklamadaki linkten ulaşabilirsin. Uzatmadan hemen bizi nelerin beklediğine geçelim. Öncelikle şundan bahsedeyim, bununla ilgili video çekmedim ama çoğumuzun haberi var. Oyunu yapan firma Clay, devasa oyun şirketi Tencent'a satıldı. Neden devasa diyorum? Çünkü içerisinde League of Legends ve Valorant'ı bulunduran Riot Games'ten tutun PUBG'lere, Epic Games'lere kadar elinde birçok hisse ve şirket barındıran oyun piyasasının ağır toplarından biri. Bu satışın neleri değiştireceği, neleri değiştirmeyeceği apayrı bir video konusu olur. O yüzden buna değinmeyip sadece satıldığını söyleyip ilerliyorum. 2021 yol haritasına döndüğümüzde ilk başta bizi 2020 yılının bir özeti karşılıyor. Burada kısaca çok güzel işler başardıklarından ve bu işleri başarabilmelerinden ötürü 2021'e daha yüksek hedeflerle girdiklerinden falan bahsediyorlar. Geçiyorum bu kısmı. What's coming kısmında nelerin geleceğinden söz ediyorlar ve burada bizi asıl ilgilendiren mesele 2021 yılının planı var. Hadi gel tek tek bakalım. İlk bahsedilen Year of the Buffalo etkinliği şu an zaten başladı. Bu etkinlik için ayrı bir video gelecek, o yüzden uzun uzadıya bahsetmiyorum şu an. Fakat kendisi her sene gerçekleşen Year of the Carrot, World Picking benzeri bir etkinlik. İkinci maddemiz 3 tane karakter güncellemesi. Bence işlerinde en önemli olanlardan biri bu. Buna detaylı bakmak istiyorum. Şimdi karşımıza bütün Don't Starve karakterlerini alalım. Bu yenilemelerin amacı artık oynanmayan ya da diğer karakterlerin gerisinde kalmış, eskimiş, ilgi çekmeyen karakterleri tekrardan oynanır kılabilmek. Dolayısıyla oyuna Together versiyonu ile gelen Winona, Vortox, Wirt ve Walter'ı eliyorum. Bunlara gelmesi saçma olur. Yine aynı şekilde DLC'ler ile gelen Worley ve Wormwood'u da elediğimizde elimizde bu karakterler kalıyor. Tamamdır, şimdi şöyle bir eleme yapalım. Hali hazırda güncellenmiş karakterler gitsin. Çünkü zaten güncelleme gelmişken bir karakteri yeniden güncellemek saçma olur. Dolayısıyla bu turda da güncelleme almış Willow, Wendy, Wickfried ve Woody ile yollarımız ayrılıyor. Şimdi spesifik bir eleme yapıyorum. Wes zaten oyuna challenge arayanlar için eklenmiş bir karakter. Doğal olarak güncellenmesinin bir mantığı yok. Onu da eledik. Ben bu sene değişecek olan 3 karakterin bu 6'sı içinden çıkacağına %100 gözüyle bakıyorum. Şimdi geldik tahmin kısmına. Öncelikle Maxwell kesinlikle güncelleme alacak. Buna %100 eminim kendi açımdan. Çünkü çok kilit bir karakter, güçlü de bir karakter. Fakat 75 can gibi saçma bir değere sahip olduğu için kimse dönüp bakmıyor genelde. İkinci tercihimi Weber'dan yana kullanıyorum. Çünkü onun da örümcek olması dışında hani şu anlık pek bir esprisi yok. Milyon yıl evvel Reign of Giants güncellemesiyle gelmişti. O zaman bu karakteri oynamak daha mantıklıydı ama şu an Wirt gibi bir seçenek varken Weber'ın bir albenisi yok. Buna da neredeyse %100 eminim. Üçüncü karakter için bu kadar emin konuşamayacağım. Fakat emin olduğum bir şey Wilson'ın değişmeyeceği. Çünkü bu karakter ilk karakter, düz bir karakter. Artısı eksisi olmayan, yani işte normal bir karakter, her şeyle bir standart. O zaman geriye Wickerbottom, Wolfgang ve VX78 kalıyor. Yani bunlardan biri güncellenecek. Wolfgang hali hazırda canavar gibi bir karakter olduğu için onu da eliyorum. %90 üçüncü karakter ya VX78 ya da Wickerbottom olur. VX78 robot olduğu için çok özel bir karakter ve birazdan değineceğim sebepten oyuna Wagstaff eklenirse bu üçüncü karakter VX olabilir. Fakat ben tercihimi en son gelen güncelleme ile nerfleyen Wickerbottom'dan yana kullanıyorum. Dediğim gibi burayı kestirmek biraz zor. Bu 3 karakter güncellemesinden sonra bizi 3 adet içerik güncellemesi karşılıyor. Buradan kasıt işte oyunun ve hikayenin gelişimi. Çünkü içerik diyor. Nasıl ki önce adalar geldi, sonrasında mağaralara özel bir biyom eklendi, yani adalarla benzer özellik taşıyan. Bunun gibi 3 tane daha içerik güncellemesi bizimle buluşacak. Sonrasında ise biraz önce bahsettiğim şey karşılıyor bizi. Bir yeni DLC karakteri. Şimdi ben bunu ilk okuduğumda kafam karıştı. DLC'lerden bir karakter mi oyuna eklenecek? DLC'lere yeni bir karakter mi gelecek? Ne demek istiyorlar burada diye. Bu benim İngilizce bilgimle alakalı değilmiş. Çünkü baktım yabancılar da aynı kafa karışıklığını yaşamışlar. Fakat onların da benim de varsayımlarımız
Halihazırda DLC'lerde yer alan bir karakterin Don't Starve Together'a ekleneceği. Bu biraz üzücü oldu çünkü gerçekten yeni bir karakter görmeyi istiyordum. O zaman şimdi de halihazırda DLC'lerde olup Together'da olmayan karakterlere bakalım. Shipwrecked'da Valani, Wilbur ve Woodlegs, Hamlet'te ise Wilba, Willer ve Wagstaff var. Burada eleme yapmıyorum. Bence %100 gelecek karakter Wagstaff. Neden? Bir kere şunu belirteyim. Wagstaff'ı Hamlet karakterlerinden saydım çünkü Hamlet ile geldi. Fakat sonrasında Hamlet bünyesinden çıkarılıp normal düz Don't Starve sekmesine eklendi. Yani düz Don't Starve'da olup da Together'da olmayan tek karakter o. Benim Wagstaff olmasına kesin gözle bakmamın sebebi ise diğer karakterlerin hikayede hiçbir yeri olmamasına karşın Wagstaff'ın hikayede inanılmaz derecede kritik önemi var. İleride hikaye videosu geldiğinde zaten göreceksiniz. Hali hazırda tüm olayların başlangıcında ve merkezinde yer alan bir karakter. Doğal olarak hikayenin ilerletildiği Together'a onun getirilmesi oldukça mantığa yatkın. Biraz önce dediğim şeyi de açıklayayım. UX-78 adlı robotu yapan da bizzat Wagstaff. Yani bir nevi babası. Aynı zamanda Winona'nın da patronu ki bu minik hikaye detaylarında yukarıdaki kartlarda bulunan UX ve Winona rehberlerinden de daha ayrıntılı ulaşabilirsin. Sıradaki maddemiz yeni bir yaz etkinliği. Adı da Summer Solstice. Bunun bizzat Winter's Feast gibi bir etkinlik olacağını söylemişler. Yani şimdilik üzerine daha da konuşulacak bir şey yok. 2 adet Quality of Life güncellemesi gelecekmiş. Bunun ne olduğunu merak edenler için şöyle açıklayabilirim. Bunlar genel olarak oyunda hali hazırda var olan bir sistemin daha kullanışlı hale getirilmesiyle oluşturulan güncellemeler. Ve bunlar Together'da var olan şeylerin normal Don't Starve'a aktarılması şeklinde de görebiliyoruz. Ve son olarak tatil etkinlikleri demişler ki zaten bunları biliyoruz. İşte Cadılar Bayramı'na özel Hollywood Night tarzı etkinlikler. Also diyerek diğer belirtilen şey de artık yeni bir dünya oluştururken daha farklı ayarlar kullanabileceğiz. Bunun şu an geliştirme aşamasında olduğunu, görselde gördüğümüz şeylerin de değişebileceğini ve bir aksilik olmazsa Mart ayında beta'ya başlayacaklarını söylüyorlar. Şimdilik bize yansıyanlar bunlar. Year of the Buffalo'ya dediğim gibi ayrı bir video gelecektir. Buraya kadar izleyen dostlar, seviliyorsunuz, hoşçakalın.